Amerikan Truck Simulator'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz gün Frank Leiter Cascadia'nın 2024 çekicisi, model çekicisi oyuna eklendi. Ee, ve oyunda diye markası adı altında iki tane çekici bulunmakta şu anda. birisi 2019 kasa, birisi de 2024 kasa olarak karşımızda bulunuyor şu anda. Bu araç aerodinamik yapısıyla birazcık daha ön plana çıkıyor ve yeni teknolojileriyle birazcık daha ön plana çıkıyor. Yine bir önceki Kaskedya'da de yine aerodinamik bir yapısı vardı. O aerodinamik yapısının üstüne birazcık da aerodinamik yapı katarak böyle bir tırı e, çekici ortaya çıkarmışlar. Şimdi görüntüsüne baktığın zaman o kadar da hani görüntü beni etkilemedi. Neden etkilemedi? T680'e baktığımız zaman T680'e bunu karşılaştırdığımız zaman T680 bu araçtan daha çekici duruyor ve e, yanlış hatırlamıyorsam T680 Frank Dieter daha iyi bir araç olduğunu e, söyleyebilirim. Bu benim kendi düşüncem. Tabi istatistik karşılaştırması falan yapmadım ki buna da gerek yok zaten bu videonun amacı da Frank Dieter Kaskedi'nin 2024 versiyonun neler içerdiği olacaktır. Öncelikle hemen aracı şöyle e, bir hizmetler çekici galerileri kısmından. Frank Leiter bahisinden. bayisinden herhangi bir bahisinden şuradan çevrim içi olarak satın al dedikten sonra açalım ekranını. Burada 2019 kasası ve yeni kasasını görebiliyoruz. Her çeşitten eski ve yeni kasaları burada mevcut. Frank Dater Kaskedi 72 Slipper RR kısmına özelleştir diyelim ve açalım. Şimdi araç stok bu şekilde geliyor. Ve bunu yükselleştirme yani geliştirmemiz gerektiği zaman bu şekilde seçenekleri burada mevcut. 240 galon ve 120 galon seçenekleri var. Bu da şasileri küçültüp büyütüyor herhalde dur bakayım aynen bayağı küçük bir şasi ya buna bu halde sürmek istiyorsan bayağı küçük bir çekici olman gerekiyor ya da büyüttüğün zaman zaten otomatikmen kabin o kendi kendine büyüyor ileriye doğru ne kadar büyürse o kadar da ileriye şasi genişliyor daha doğrusu öyle söyleyeyim Bütün türlü toplayamadım cümleyi Neyse şimdi e, motor kısmına baktığımız zaman Detroit'in DD15505 stok geliyor. Ben Detroit dd 13 525 buraya motorunu e, taktım. 525 beygire çıkıyor. E, birazcık daha hani güçlü bir motor olduğunu söyleyeyim. Şanzıman kısmında ise yine Detroit'in DT12 OHE motorunu kullanıyorum. 6 vites rötergadarıyla 6 vites 18 ve 12 vites Motor seçenekleri de burada mevcut. Bunların arasındaki olay ne? Normal yükte daha iyi çekebiliyormuş. Ağır yükte bu birazcık daha iyiymiş. Yokuş tırmanmasında falan da daha iyiymiş. Tamam bu kalabilir. İç kısımda, iç kısım detayında ise Saddle Tan ve State Grey olarak iki tane seçeneği var. Bu birazcık da değişik duruyor da bu güzel. Sabit, sade durduruyor aracın içerisinde. Renk kısmında ise Nardo Grey, White Black, gibi renk seçeneklerimiz var. Aşağı indiğim zaman yine silver renkleri var. Oy, Orun çok güzel yakıştı. Harbiden Orun çok güzel yakıştı. Midnight oy gece mavisi. Çok güzel lan. Bak bu da güzelmiş. Tam ne? Ben bayağı otu aracımın rengini yanlış yaptım o zaman ya. Ben şu gideyim. E, aracın rengini bir değiştirelim. Bu arada şey çok güzel durdu. Orange, orange mükemmel durdu arabanın üstünde. Her neyse Orange üzerinde bakalım bir kontrollerimize. Standart ve Aero X olarak iki tane seçeneğimiz var burada. Neyi değiştiriyor? Şu aşağıyı değiştiriyor galiba. Aynen arka tarafı değiştiriyor. Boyalı ve standart seçeneğimiz burada mevcut. Buraya oversize loat şeyini ekleyebiliyoruz. Ön standart ve e, elit kısmı. Burası yine aynalı. Bu aynayı ekledim ama ben kendimden de sökeceğim. Burada yeni şey var. E, i̇kaz lambası bayrakları var plakalar burada. Güneş siperimiz herhangi bir güneş siperi yok. Burası normal ve aero x olarak iki seçeneğe ayrılmış. Burası ayrı olarak bir seçenek var. Yani güneş siperi ya da rüzgarlık diyeyim. Heh, rüzgarlık daha mantıklı oldu. Buraya istersek normal elit şeklinde ya da standart kameralı bir şekilde ekleyebiliriz Kamera buraya geliyor gördüğünüz üzere. İçeride dijital kamera da geliyor, ekleniyor. Yan tarafa doğru baktığımız yine Aero ve Aero X dinamik seçenekleri burada mevcut. Elite standart kısmı burada mevcut. Şuraya double ışık takabiliyoruz. Yukarıya baktığımızda zaman ha, yukarıya baktık. Şöyle yan tarafa tıkladığımızda zaman burada sağ sol ve iki taraftan da yukarıya çıkış mi Ne bu? Aa bir şey bu. evet demir var orada. O ne olduğunu bilmiyorum. Tutacak demiş. Aero ve Aero X şunun arkasını tekrar ayarlayabiliyoruz buradan. Şu kısma baktığımız zaman burası Aero ve Aero X olarak karşımıza çıkıyor. Arka tarafa geçtiğim zaman Aero ayrı X ve Flow Bello olarak burada iki tane seçeneğimiz mevcut buradan da istediğimizi yapabiliyoruz. Şöyle yukarıya doğru baktığımızda burası standart ve şöyle kompresör mü, saltucu mu artık o neyse neymiş bu? Kabin arkası aynen büyük araç içine faydası olan bir zımbırtıdır onun. Şurada standart ve koruma olayı muhabbeti var. Bunu eklediğim zaman oradaki şey gidiyor. Bunu tekrar yere ekleyebilirim. Burada herhangi bir olay daha yok. Şöyle baktığımızda burada da bir şey yok. Araç içerisine geçtiğim zaman ise direksiyon seçeneğinde ise e, şöyle e, iki tane direksiyon seçeneği var. Zaten bunu biliyoruz. Bir tanesi orijinal direksiyondur. Birisi budur. Birisi de e, bu direksiyondur. Her zaman iki tane orijinal direksiyon kalıyor. Ve DLC paketi ile birlikte bunu arttırabiliyorsunuz. Tabii ki de şu an bendek olduğu gibi. Yine bardaklık kısmı, içe aksesuarlar kısmı aynı mantıkla çalışmakta. Yine şuralara süs falan takabiliyoruz. Aracın içerisinde şuralara yiyecektir, odur budur bunları koyabiliyoruz. Üst tarafa bir tane şey takabiliriz. Süs takabiliyor bir yerimiz var. Hemen arka doğru doğru baktığımız zaman yine aynı şekilde buralara bir şey ekleyebiliyoruz ama yatak olayını görmüyoruz burada. E, yatak büyük bir olay. Bu araçta açılıp da Kapanıyorduk şu onun üstüne çekiliyordur. Burası yatak falan oluyordu. Biraz değişik televizyon falan da mevcut da aracın içerisinde bulunmakta. Her neyse, biz kendi aracımızı bir sürelim şimdi, bir test edelim bakalım sesini falan ee, bir görelim. Hatta bizim arabayı götüreceğiz, bir sanayiye götürelim, bir yaptıralım şunu. Böyle içerisine geçelim, bir çalıştıralım. Öndek aynaları sökeceğim. Çok fazla ayna taktım. Görgüsüz gibi arabanın içerisine. Şurada dediğim gibi yan ayna yani şuranın aynası şurada olması çok güzel bu araba. Harbiden çok güzel. Arabanın yanında kim olduğunu görebilirsin. Böyle bir ihtimalim var. Ya yani buradaki aynalarda şu yüzden güzel. Giderken biliyorsunuz bu bunlar da geriye aldığın zaman kokpit birazcık geride kalıyor. Ya aynalar birazcık değişik bunda. Birazcık daha ön tarafta olup da yan tarafı göremediğiniz için iç dijital aynaların olması gayet hoş bir detay benim için. Neyse şimdi şuradan el frenimizi sal salalım. Devam edelim. Ar aracın sesi niye bu kadar az ya? Normalde. He. Röterleri yok. Gerçi motor freni var. Doğru bende. Böyle bir dönelim şuradan. Sesi az geliyor arabanın ama değişik ya. Mesela şurada bir duralım. Böylelikle ATS'deki tır çeşitliliği de bir anda artmış oldu ki ben bu aracın gele, gelecek olduğunu bilmiyordum. Böyle bir haberim yoktu. Bir anda böyle yayınladılar güncellemeyi ve açıkçası dedik ne oluyor lan? Ne oluyor? Hani bir anda. Bir anda böyle bir şey yayınlandı şuradan ben bir hemen kırmızıda beklemeden dönelim Tabi hani bu aracın gelişiyle birlikte aha dedim yeni bir araç geldi Oh ne güzel ol çeşitlilik arttı demedim Tabi hani böyle bir şey yok e, Çünkü bir heyecan katmıyor yeni aracın oyuna gelmesi benim için artık bir heyecan katmadığı için he, Yeni bir araç gelmiş he, işte gelmiş Tamam bitti bu kadar Kullanmıyoruz ki abi bunları Geliyor geliyor kullanmıyoruz yani. Boşa. Sürekli boşa. Abi o kullanan oyuncular vardı. 2004 versiyonunu bunu bekleyen illaki kişiler vardı. Onlara bir şey demiyorum ama. Hani benim açımdan şöyle baktığın zaman. Yok ha ben benlik değil ya. Gerçekten benlik değil artık. Yeni bir aracın gelmesini beklemiyorum. O derece saldım. Ya yeni bir özellik istiyorum. Açıkçası yeni şeyler gelsin. Ne bileyim barizinden en küçüğünden kirlenme özellikleri falan bunlar bunlar beklediğimiz bizim oyuncu olarak beklediğimiz özellikler bunlar bunların haricinde başka bir şey beklemiyoruz açıkçası evet fazla da söyleyecek anlatacak olduğum bir şey yok böyle bıraktım belki bir gün videosunu çekersek sürüş videosu falan yaparsak o gün bu arabayı kullanırız test ederiz bu şekilde olduğunda görmüş olduk. Yeni bir araç, yeni bir kan. Ama tabi heyecanlanan vardır. Bunu gördüğü için. Bazıları da yine aman yine mi güncelleme yine mi boş bir güncelleme deyip geçiştirebilir. Evet beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşene dek kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.